Herkese merhaba Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kıyır kıyır şekerpare tarifimi hazırlıyorum. Tarifimi ilk olarak şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Geniş bir tenceremin içerisine 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker ekliyorum. Bardaklarım standart ölçüdedir. Toplamda 200 milimlik su bardağı kullanıyorum. Çırpıcı yardımıyla hafif şeker etsene kadar çırpıyorum. Daha sonra ocağımın üzerine alıyorum. Kaynayana kadar ortası da bekliyorum. Kaynamış olan şerbetimin üzerine çeyrek limon sıkıyorum. Ortalama 10 dakika 15 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimizin 15 dakika boyunca kaynaması yeterli olacaktır. Şerbetim kaynarken ben hemen hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Yoğurma kabım içerisine 150 gram margarin ekliyorum. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı dolusu pudra şeker ekliyorum. 2 adet yumurta kullandım. Yumurtalarımın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için kullanacağım. Hemen kabım içerisine aldım. Üzerini kurumaması için streç filmle kapatıp bir köşede bekletiyorum. 3 yemek kaşığı dolusu irmik ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum margarin eriyene kadar ortalama 1-2 dakika boyunca yoğuracağım. 2 su bardağı un kullanıyorum. Her zaman belirttiğim gibi unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebilir. Kontrol eklemeye özen gösterelim. Unumu eklemeye başladım. Yumuşak bir hamur elde edene kadar unumu eklemeye devam edeceğim. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamını aldıktan sonra masam üzerine bir miktar un serpip masamın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Ele yapışkanlık özelliğini yoğurdukça kaybedecek. Masamın üzerine bir miktar un serpiyorum. 1-2 dakika boyunca hamurumu masamın üzerinde toparlıyorum. Bu işlem çok önemlidir. Mümkün olduğu kadar hamurumuz özleşene kadar, kıvam alana kadar yoğuralım. Hamurumu yoğurduktan sonra hiç beklemeden şekil verme işlemine geçebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi hamurum gayet yumuşak bir kıvam aldı. Bu kıvamı yeterlidir. Büyük boy fırın tepsimi bir köşeye alıyorum. Hamurumu şekillendirme işlemine başlıyorum. Ufak bir parça kopardım. Avcumun içerisinde yuvarlayarak uzun bir şekil veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hem kolay hem pratik dakikalar içerisinde hazırlanıyor. Dilediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Uzun şekil vermeyi tercih ettim. Yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Her ikisi de tatlımıza çok yakışacak. Yıllardır yapmış olduğum tatlı tarifi çok kolay, çok pratik. Dakikalar içerisinde hazırlanıyor. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Yoğurmuş olduğum hamurumdan büyük boy fırın tepsisini dolduracak kadar tatlı elde ediyorum. Hazırlamış olduğum hamurumu hafif aralık bırakarak tepsimin içerisine diziyorum. Çok fazla büyük olmamasına özen gösterelim. İçerisine kabartma tozu eklediğimiz için tatlımız kabaracaktır. Bezelerimizin ceviz büyüklüğünde olması yeterlidir. Söylemiş olduğum gibi aksi takdirde çok fazla büyük olur. Şerbetini çekmesi uzun sürer. Bu yüzden küçük almaya, bezelerine özen gösterelim. Hamurumu şekillendirme işlemini tamamladım. Seri bir şekilde bir köşeye ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısını fırça yardımıyla üzerine süreceğim. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Fırça yardımı ile tüm hamurumun üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısı sürmek zorunlu değil. Dilerseniz yumurta sarısı sürmeye de bilirsiniz. Hazırlamış olduğum tatlının hamurunu önceden ısıtmış olduğum 165 derecelik fırında alt üst ayarda ortalama 35 dakika boyunca pişireceğim. Yumurta sarısını sürdükten sonra çatal kaşık yardımı ile şekiller veriyorum. Hafif üzerine bastırarak çizikler atıyorum. Hamurumuzun üzerine dilediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Çatal kaşık yardımı ile hafif bastırarak şeklimin tamamını veriyorum. Önemli bir püf nokta daha belirtmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi fırın değişkenlik gösterebilir. Kontrollü pişirmeye özen gösterelim. 35 dakikanın sonunda tatlım pişti. Altı ve üstü nar gibi kızardı. İlk ısısını geçmesini bekliyorum. İlk ısısı geçtikten sonra beklemeden soğuk şerbetimi üzerine gezdiriyorum. Şerbetimiz mutlaka soğuk olmalı. Tatlımı fırından çıkardım. 1-2 dakika ilk ısısı geçtikten sonra üzerine bol miktarda şerbetimden ekliyorum. Tatlımız ve şerbetimiz sıcak olursa eğer hamurlanma olabilir. Bu yüzden mutlaka tatlımız veya şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Şerbetini verdikten sonra üzerini kapatıyorum. Ortalama 3 saat boyunca dinlendireceğim. Bir gece boyunca bekletirseniz eğer tatlımız şerbetini daha güzel çekmiş olacak. Benim zaman kısıtlamam olduğu için 3 saat boyunca dinlendirdim. Dinlendirmiş olduğum tatlımı süsleme işlemine geçiyorum. Tatlımın üzerini toz fıstık ile süslüyorum. Dilerseniz ceviz veya hindistan cevizi ile de süsleme yapabilirsiniz. Tatlımızı dinlendirme aşaması çok önemli. Söylemiş olduğum gibi mutlaka 3-4 saat boyunca tatlımızı dinlendirelim. İçerisine şerbetini daha güzel çekebilmesi için. Aksi takdirde kurabiye tadında kuru kalabilir. Süsleme işlemini tamamladıktan sonra seri bir şekilde servis tabağımın içerisine hazırlamış olduğum tatlılardan alıyorum. Tatlımın ne kadar güzel olduğunu, içerisine şerbetin ne kadar güzel çektiğini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Kıyır kıyır tam kıvamında şekerpare tarifi. Mutlaka denemelisiniz. Hepinizi tavsiye ediyorum. Bir gün boyunca bekletseydim eğer hiçbir şekilde şerbeti kalmayacaktı. Tamamen içerisine çekecekti. Ama zaman kısıtlamam olduğu için 3 saat boyunca dinlendirdim. Bu kadarı bile yeterli geldi. Hazırlamış olduğum tatlımın içerisini açıp sizlere de göstermek istiyorum çok güzel bir şekilde şerbetin içerisine çekti çatalımı değdirmeden kendiliğinden dağılıyor. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir şekilde tarifimi hazırladım. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.